Kronik miyeloid lösemi, beyaz kan hücrelerinin kanda aşırı üretimi sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Bu hücreler miyeloid kök hücre soyunda bulunmaya eğilimlidir ve kronik bir lösemi türü olduğundan kan dolaşımında gördüğümüz hücreler akut lösemideki gibi gelişmemiş hücreler olmaktan ziyade daha olgunlaşmış kan hücreleri şeklinde karşımıza çıkarlar. Bu kanser türü 22. kromozom üzerinde BCR ismi de verilen bir gende oluşan oldukça özel bir mutasyon sebebiyle ortaya çıkar. BCR geni yer değiştirir böylece kromozom 9 üzerindeki ABL ya da ABL geni denilen bir gene yerleşir. Bu kusurlu durum translokasyon yani yer değiştirme olarak bilinir. Temel olarak BCR ya da Türkçe kısaltmasıyla BCR genini içeren kromozom 22'nin bir kısmı ABL ya da ABL genini içeren kromozom 9'dan küçük bir parça ile birleşir. Burada çizdiğim şekildeki gibi BCR geni ABL geninin üstüne yerleşmiş ve sanki birbirlerine geçmişler gibi düşünebiliriz. Bu yeni oluşan protein sürekli üretim halinde olan bir tür reseptör tirozin kinazdır ve hücrelere sürekli olarak bölünmeleri gerektiği mesajını verir. Bu da kanserin temel sebebidir çünkü gereğinden fazla hücre üretilir. Kromozom 9 ile 22 arasında gerçekleşen translokasyon sonucu oluşan bu füzyon gen aslında yeni bir kromozom türüdür ve bu kromozoma Philadelphia kromozomu denir. Adını keşfedildiği yer olan Philadelphia Üniversitesi'nden almış. Buradaki sorun dediğimiz gibi gereğinden fazla beyaz kan hücresi üretiliyor olması. Buraya kemik iliğini çizelim sizin de hatırlayacağınız gibi burada üretilen ilk şeylerden biri pluripotent. Pluripotent pek çok şeyi yapabilme potansiyeli olan anlamına gelir. Hematopoetik ise kan kök hücresi ile ilişkili demek. Pluripotent hematopoetik kök hücre. Bu hücre daha sonra iki farklı soya ayrılır. Onları da bu şekilde çizeyim. Buradaki lenfoid kök hücre hakkında konuşmayacağız. O yüzden onu daha kenara çizdim. Asıl odak noktamız buradaki miyeloid kök hücre. Bildiğiniz üzere burada pek çok farklı şey üretilebiliyor. Onları da buraya çizelim ama her birini isimlendirmiyorum. Bu noktada şunu hatırlatmakta fayda var. Kronik miyeloid lösemi de çok fazla miktarda üretilen beyaz kan hücreleri işte tam burada gördüğünüz hücreler. Bu bozukluk ciddi boyutta olduğu için mutasyonun meydana geldiği bu bölgelerde olduğu gibi düzensiz veya olağan dışı miktarda trombosit hatta kırmızı kan hücresi görülebilir. Bu da kendini bir takım belirti ve işaretlerle gösterir. Kronik miyeloid lösemi ya da kısaca KML her biri farklı belirti ve işaretlerle kendini gösteren 3 farklı evreye sahiptir. İlk evreye kronik evre denir. Kronik evrede hastaların %90'ı asemptomatiktir. Yani herhangi bir semptom göstermezler. Teşhis edildiklerinde asemptomatiktirler ancak bu evreni ilerleyen aşamalarında abdominal şişkinlik gibi bazı belirti ve işaretler görülebilir. Bunun sebebi fazla miktarda üretilen trombosit ya da diğer beyaz kan hücrelerinin işlenmek veya parçalanmak üzere dalağa gitmesi ve bu kusurlu hücreler arttıkça dalağın gereğinden fazla çalışıp büyümesiyle splenomegali dediğimiz durumun oluşmasıdır. Aynı şey karaciğerde de gerçekleşebilir. Kan dolaşımında fazla miktarda hücre olduğundan bazal metabolizma hızı artar ve karaciğeriniz büyümeye başlar. Bu duruma ise hepatomegali, hepatomegali adı verilir. Yani sonuç olarak hepatosplenomegaliye sahip olursunuz. Abdominal şişkinliğin yanı sıra bir diğer yaygın belirti ise yüksek ateştir. Buna sebep olan da temelde beyaz kan hücrelerinin sayıcı artmasıdır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi bu durumda bazal metabolizma yani dinlenme durumundaki metabolizma hızı artar. Kronik evre bu şekilde işlemeye devam eder ve ardından bir sonraki evreye geçilir. Bu evreye hızlandırılmış evre denir. Sebebi de bu evrede çok daha hızlı bir şekilde ve genellikle kusurlu hücreler üretilmesidir. Bu hücreler görevlerini yerine getiremezler. Örneğin trombositler açısından ele aldığımızda bu hastaların kanaması olduğunu düşünelim. Trombositler pıhtı oluşturmaya yarar ve bir yeriniz kesildiğinde kanamanın durmasını sağlarlar. Ancak trombositler görevini yerine getiremediğinde kanama durmaz. Bu durum peteşi denilen deri üzerinde küçük lekelerle kendini gösterir. Bu lekeler cildin altındaki kanamadan kaynaklanırlar. Bu deri altında gözlenen kanamalar 1 santimetreden büyükse ekimoz olarak adlandırılır. Bir yerinizi çok hafif bir şekilde çarpsanız bile bu tip morarmalar oluşabilir ve sanki olduğundan çok daha şiddetli bir şekilde çarpmışsınız gibi görünür. Hızlandırılmış evrede de yüksek ateş görülebilir ancak bu kez sebep çoğunlukla fırsatçı enfeksiyonlardır. Beyaz kan hücreleri bu evrede görevlerini yerine getiremedikleri için bakteri, mantar veya virüs gibi mikroplar hastaya kolayca bulaşabilir. Son olarak bir hastanın içinde bulunabileceği en ileri seviyeye geldik. Bu seviye patlama evresi ya da patlama krizi evresi olarak adlandırılır. Bu evrede seri olgunlaşmamış hücre üretimi olur. Bu da hastanın şiddetli kemik ağrıları yaşamasına sebep olabilir. Kemik ağrısı daha çok kemik iliğindeki artan mieloblast üretimi ile ilişkilidir. Aynı zamanda yüksek ateş de görülebilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu durum fırsatçı enfeksiyondan veya kan dolaşımında bu hücrelerden çok fazla bulunmasından kaynaklanabilir. Bunlar yalnızca fiziksel muayenede karşımıza çıkabilecek bulgular. Peki daha kesin bir teşhis nasıl konabilir? Yapılabilecek en basit şeylerden biri tam kan sayımıdır. Bu sayım kandaki beyaz kan hücresi miktarının normalden fazla (50 bin ila 200 bin civarında olduğunu gösterebilir) halbuki normalde 12 az olması gerekir. Ayrıca kanın bir kısmını alıp mikroskop altında inceleyebiliriz. Bu periferik kan sayımında çok sayıda lökosit olduğunu yani lökositoz denilen durumun oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Çok sayıda beyaz kan hücresi olduğunda işte buradaki gibi bir görüntüyle karşılaşırız. Beyaz kan hücrelerinin dolaşımdaki diğer hücrelerden yani kırmızı kan hücrelerinden ne kadar farklı olduklarını görüyorsunuz. Şimdi bunu küçültüp listemize geri dönelim. Bir diğer teşhis yöntemi ise oldukça basit. Buna floresan in situ hibriditasyon testi ya da kısaca fiş testi denir. Bu test Philadelphia kromozomunun mevcut olup olmadığını gösterir. Bu noktada belirtmem gereken bir şey var. Philadelphia kromozomu kronik miyeloid lösemi vakalarının %95'inde yani çoğunda bulunur arkadaşlar. Ancak bazı durumlarda bu kromozoma rastlanmaz. BCR geninin translokasyonu ve ABL genine yaklaşması durumu kronik miyeloid lösemi vakalarının %100'ünde gerçekleşir. Yani kronik mieloid lösemi teşhisi için tam kromozom translokasyonu olması gerekmez. Bunu yalnızca kronik mieloid lösemi vakalarında yaygın olduğu için kabul ediyoruz. Sonuçta %95 ciddi bir oran. İşte buradaki gibi görünürler. Bu pozitif bir fiş testi. Yeşil noktalar BCR genini, kırmızılar da ABL genini gösteriyor. Burada gördüğünüz ilginç bir şekilde kırmızı ile yeşilin iç içe geçtiği nokta ise bahsettiğimiz kromozom 9 ile 22 arasında gerçekleşen translokasyonu gösteriyor. Son olarak genelde yapmaktan kaçındığımız bir yöntem var o da kemik iliği aspirasyonu. Bu yöntemde kemik iliğine büyük bir iğne sokularak iliğin bir kısmı mikroskop altında incelenebilir. Böylece artan sayıdaki mieloblastları görmüş oluruz peki bu hastalığı tedavi etmek için neler yapılabilir eğer polisitemia e, vera veya e, esansiyel trombositemiyi anlattığımız videoları izlediyseniz hidroksiüre veya e, interferon alfa gibi sitotoksik ilaçlardan bahsettiğimizi hatırlarsınız bu ilaçlar beyaz kan hücrelerinin aşırı üretimini önler. Ancak kronik mieloid lösemi tedavisi için en büyük bilimsel başarılardan biri olarak sayılan imatinib isimli bir ilaç kullanılır. Uzun zaman önce bilim insanları BCR-ABL translokasyonunun mieloid hücrelere bölünmeye devam etmeleri gerektiği mesajını veren olağan dışı bir reseptör tirozin kinaz ürettiğini fark ettiler. Ana fikir bu reseptörü engellemeyi sağlayan bir ilaç üretmekti. İlaç buraya gelecek ve bir nevi reseptöre bağlanarak hücre içindeki başka türde enzim ve proteinlerle olan iletişimini imkansız hale getirerek bölünmeye devam et sinyalini ve dolayısıyla miyeloblast üretimini engelleyecekti. İşte imatinib ilacı arkadaşlar tam olarak bunu yapıyor. Bu olağan dışı proteinin çalışmasını engelliyor ve sonucunda aslında kanserik Kronik miyeloid lösemiyi tedavi edebiliyorsunuz. Böylece bu fazladan beyaz kan hücreleri de üretilmemiş oluyor. Bu inanılmaz bir gelişme çünkü bu ilaçtan önce kronik miyeloid lösemi için yapılacak pek de bir şey yoktu. Bu ilaçtan önce hastaların çoğu 3 ila 5 yıl içinde vefat ediyorlardı. Imatinib ile birlikte hastaların %90'ı hastalığın 5. yılında da yaşamaya devam ediyor. Son olarak alojenik kök hücre nakli denilen bir tedavi uygulanabilir. İmatinip kimi durumda hücre bölünmesi için gerekli olan bu proteinin üretimini engellediğinden bu ilaca eşlik eden bir tedavi uygulanır. Böylece hücreler veya protein sistemi bölünmeye ve beyaz hücreleri de düzgün bir şekilde üretmeye devam eder. Sonuç olarak kronik mieloid dösemi ilginç bir hastalık ve bu hastalıkla ilgili müthiş olan şey bir nevi bir kusur sonucu ortaya çıkan bir proteinden ve bu kanseri tedavi etmek için yapabileceklerimizden yola çıkarak bilimin başarısını gözler önüne sermesi.